Sevgili arkadaşlarım, İndeks Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Berkekici. Bugün size sözel mantığın kalan yerlerini anlatacağım her zamanki gibi. Dikkat dikkat. Yönetmenim dedi ki hocam sayısal eşitleme sorusu çözmeniz lazım dedi. Dedim ki yönetmenimi kırmam. Hemen sayısal eşitlemeye kaldığım yerden devam ediyoruz. Ne demek ne demek? Yönetmenim bir dahakine videonun arkasında alkış ve ıslık istiyorum, tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Mine, Zeynep ve Rıza bir dönem sonu sınavı kapsamında A, B, C, D, E, F, G, H kaç tane olduğunu mutlaka ne yapınız diyorum size. Sayınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ödev varmış. Ödevlerin sunumunu gerçekleştirmişler. 2 günde tamamlanan ve kişilerin her gün en az bir sunum yaptığı ödevlere ilişkin diyor. O zaman bu bir sayısal eşitleme sorusudur. Aynı zamanda sorunun içinde eşittir kelimesini buldum. O zaman ne yapacağım canlar? Ben hemen gideceğim. Bir tane sayısal eşitleme tablosu çizeceğim. Haydi gidelim. En sevdiğim yer burası biliyor musun öğretmenim? Bunu böyle çiziyorum ya, o kadar minnoş geliyor ki düz çiziyorum bu arada, değil mi? Ya yemin ediyorum Van Gogh görse var ya gözyaşları içinde kahrolur. Şunu aldım. Şöyle yazıyorum. Ortadan da ikiye şöyle bölüyorum. Canlar şurası Mine olsun. Şurası Zeynep olsun. Şurası da Rıza olsun. Şurası bizim birinci günümüz olsun. 2 günde tamamlanan diyor ya. Şurası da ikinci günümüz olsun. Sayısal eşitleme sorularında sol tarafa isimleri birinci gün, ikinci günü yukarı yazabilirsiniz. Parametrelerin yerinin değişmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Ben sonuçta içeriye kime atacağım? Şıklarda kimler varsa harfler var değil mi şıklarda? Şıklarda harfler olduğu için gideceğim canlar, harfleri içeri atacağım. O zaman devam ediyorum. Şimdi bana diyor ki birinci ve ikinci gün sunulan ödev sayısı birbirine eşittir. Yani burada 8 tane ödev varsa buraya 4 vereceğim. Buraya da 4 vereceğim. Soldan sağa 4 tane kutu olacak, tamam mı arkadaşlar? Ve birinci maddeyi eledim. Sınavda da aynısını yapın ki tabloyu oluştururken hata yaptığınızda geri dönme şansınız olur. B ile F ödevleri birinci gün, hemen yazıyorum. B ile F ödevleri birinci gün, C ile E ödevleri ikinci gün sunulmuştur. C ile E ödevleri ikinci gün sunulmuş, tamam. Zeynep Mine ile Rıza'dan daha az ödevin sunumunu yapmış. Şimdi arkadaşlar 8 tane ödevim var. Paylaştıracağım. Şu an Metin Şimşek'in gözü yaşlı beni seyrediyor temel kavramlar için. Arkadaşlar her gün en az bir sunum yapacaklarsa Zeynep'in %100 en az 2 tane yapması lazım. Çünkü kutular boşta kalamaz diyor. Bu bizim Doritos kuralımız, tamam mı? Kutuları boşta bırakamazsın. O zaman Zeynep'e mecburen en az 2 tane ödev vermelisiniz arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü her gün en az bir sunum yapılacak. Yaptık. E şimdi Zeynep'e 2 verince geriye 6 kalıyor. O zaman ne oldu? Mine'ye 3, Rıza'ya 3 şeklinde vererek olayı bitirdim. Hocam Zeynep'e 1 verebilir miydik? Hayır arkadaşlar. Zeynep'e 1 verirseniz kutusu boşta kalır. Aşağıdaki kutu boşta kalır, olmaz. En az bir sunum yapılacağı için ne yapacağız canlar? 2 tane vereceğiz. Tamam. 3, 2, 3 şeklinde de yakaladım. Devam ediyorum. Mine birinci gün yalnızca bir sunum yapmıştır. Mine birinci gün yalnızca bir sunum yaptığına göre Mine'nin 3 tane, o zaman aşağı 2 tane kutusu kalır. Bakın yukarıdan aşağı 3 yaptık. Tamamdır. E ile H ödevleri aynı öğrenci tarafından aynı günde sunulmuştur. Daha bu maddeye geçmeyin. Şu kutuları bir dolduralım. Canlar şimdi soldan sağa 4 tane kutu olması lazımdı. 3 tanesini yazdıysam buraya da bir tane kutu kaldı, doğru mu? Şimdi hemen bakıyorum, Rıza'nın 3 tane kutusuysa yukarıya da Rıza'nın 2 kutusu kaldı. Bakın soldan sağa da
4 yaptı değil mi? Sayısal eşitlememiz tamamlandı. Şimdi E ile H ödevleri aynı öğrenci tarafından aynı gün sunulacak. Şimdi ben E'nin ikinci gün sunulduğunu biliyordum. H'yi de onun yanına verirse bunlar aynı kişi aynı gün olacaksa bu E ile H arkadaşlar neresi olabilir? Bir bakın sizce E ile H'nin olabilme yeri tabii ki de ikinci gün Mine'dir değil mi sevgili arkadaşlarım? İkinci günde başka neresi var? Başka yer yok. E ile H'nin Mine olduğunu ben algıladım. Şimdi A ödevi Zeynep tarafından ikinci günde sunulmuştur. A ödevi Zeynep tarafından ikinci gün sunuldu. Onu da yazdım. F ile G ödevleri aynı öğrenci tarafından aynı günde sunulmuştur. Şimdi F'ye bakıyorum. F birinci gündü değil mi? Kendisi söylüyordu. G'yi de yanına veriyorum. Şimdi F, G'nin yan yana olabileceği, birinci günde olabileceği kutu hangisi? Tabii ki de ikisi ancak Rıza'ya girebilir değil mi? Rıza'nın kutusunu doldurdu. O zaman bu F, G, E, H bitti. Şimdi canlar, şuradaki C ikinci gün sunulmalıymış. İkinci gün sunulacak yer neresi? Mecburen burası değil mi? Geriye de kim kaldı? Bir B harfim kaldı. Bir de D harfim kaldı. Buraya B'yi, buraya D'yi yazıyorum. Kendi içerisinde yön değiştirme, yer değiştirme oku koyuyorum. İsterseniz buraya BD, diğer tarafa BD şeklinde de yazabilirsiniz eğik çizgiyle. Ve sorumuz bitiyor. O zaman hemen gidelim sorumuzu çözelim. Yukarıdaki ödevlerden hangilerini aynı öğrenci sunmuş olabilir? Bakalım şimdi. B ile H. B ile H'yi Mine sunmuş olabilir. Aldım. Yukarıdan aşağı bakacağız. Bize öğrenci diyor. D ile G. D ile G olamaz. 2 gitti. A ile C olamaz. Biri Zeynep'te, biri Rıza'da. Aradığım cevabın yalnız bir de olduğunu görüyorum. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. C ödevini Rıza ikinci gün sunmuş. Bu doğru. Bize yanlıştırı soruyor. G ödevini Mine birinci gün sunmuş. Bir kere G ödevi kimin arkadaşlar? Rıza'nın. O zaman bu yanlıştır değil mi? F ile H ödevi farklı günlerde sunulmuştur. Olabiliyor bakınız. Bu doğru arkadaşlar. Bize yanlıştırı soruyor. B ve D ödevi farklı öğrenciler tarafından sunulmuş. Doğru. Biz hala yanlışı bulduk. Zaten işaretledik. İlk gün en fazla sunum yapan öğrenci Rıza'dır. Evet, ilk gün en fazla sunumu Rıza yapmış. Bu doğrudur arkadaşlar. Bu da elendi. Yukarıdaki ödevlerden hangilerini Rıza sunmuş olabilir? Rıza'da F, G, C var değil mi arkadaşlar? F, G, C varsa şıklarda da C, G'yi vermiş bize. Aradığım cevabın Denizli'de olduğunu görüyorum. Tablo kurulduktan sonra çok minnoş değil mi? Çok güzel değil mi? Hocam 12'de de A mı oluyor? 12, wow, bir bakalım 12'de ne oluyor? B ödevini Zeynep'in sunduğu biliniyorsa B Zeynep'e gidince D kime gidecek? Okun karşı tarafını soruyor bize. B ödevi Zeynep'te olursa D ödevini Mine sunmuş olur ki Ceyhan seçeneği aradığım cevap olur. Kesinlikle doğrudur diyor. Size zaten sınırlayıcı sorularda okun karşı tarafını sorar arkadaşlar. Buna dikkat ediniz. Yukarıdaki ödevlerden hangileri aynı günde sunulmuştur? Günde. Bakalım birinci mi ikinci mi? D, F birinci günde sunulmuştur. Tamam. A, H ikinci günde sunulmuştur. Bunu da aldım. Tamam. E ile G olmaz. E ikinci gün, G birinci gün. Bu olmaz. Aradığım cevap yönetmenim Denizli seçeneğinde değil mi? Sözel mantık anlatırken Etrabe Baba Yeva'yı görmeniz lazım karşıda. Acayip derecede heyecanlı. Hatta bazen bırakıp alabilirim yönetmenim ben o koltuğa hemen çözüm devam etsin buradan diyebiliyorum. Çok dikkatli bakıyorum. Çok dikkatli değil mi? O zaman devam ediyorum yönetmenim. Hazırız değil mi? Sıradaki ben hazırım. O zaman Bakü'ye gittiğimiz zaman beni meydana salın. Ben meydanda yeni insanlarla tanışırım. Hiç de yadırgamam diye düşünüyorum değil mi? Seni Bakü'ye götüreceğiz. Götüreceğiz. Tamam, beni kesinlikle Bakü'ye götürün.
Ahmet ile Burak katıldıkları X ve Y kampında birbirlerinden farklı olarak yerde bulsan sayacağın iki şey var. Biri para, diğeri sözel mantık. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 etkinlik varmış. Bu etkinlikleri yapmışlar. Sonra Ahmet ile Burak her bir kampta en az bir etkinlik gerçekleştirmiş. Yani diyor ki Doritos boş yok, kutular dolacak diyor. Bu madde bize ne diyor arkadaşlar? Doritos diyor, tamam mı? Yani mutlaka o cips paketleri dolacak demek istiyor, tamam mı arkadaşlar? Şimdi o zaman haydi bir gidelim bakalım. Bize şurada da eşittir ifadesini kullanınca ben anladım ki bu bir sayısal eşitleme tablosu. O zaman gidelim şöyle minnoş minnoş bir sayısal eşitleme kurgumuzu çözelim. Şurası Ahmet olsun, şurası da Burak olsun. Yalnız çizgilerime hiçbir şey demiyorsunuz. Çizgilerimi? Teşekkür ediyorum. Yalnız bayağı iyi. Şimdi hemen de geliyoruz. Şurası Ahmet olsun, şurası da Burak olsun. Canlar, isterseniz Ahmet Burak sola da yazabilirsiniz. Sayısal eşitlemede bu yukarıdakiler sola da gelebilir. Fark etmez, yer değiştirebilir. Şurası X kampı olsun, burası da Y kampı olsun. Tamam mı? Şimdi kutu çizeceğiz. Ve bize diyor ki çok önemli bir bilgi var burada. Bakınız, Ahmet ile Burak her bir kampta en az bir etkinlik gerçekleştirecek. Yani kutuların hepsi dolacak demek istiyor. Şimdi X ile Y kampında gerçekleştirilen toplam etkinlik sayısı birbirine eşittir. 8 etkinliğim varsa X'e 4, Y'ye 4, 4 ayıracağım değil mi? Eşitliği yakaladım. Tamamdır. F ile G etkinlikleri aynı kişinin katıldığı aynı kamp etkinlikleri ise F ile G ne olacak arkadaşlar? Yan yana olacaklar, doğru mu? Tamam, devam ediyorum. Ahmet C etkinliğini Y kampında yapmıştır. Ahmet C etkinliğini Y kampında yapmıştır. Yazdım değil mi? Evet. Bu da bitti. Burak'ın katıldığı tek bir tane sadece X kampı etkinliği A'ymış. A ise ben etrafını kapatıyorum. Etrafını kapatmamın sebebi tek demesi arkadaşlar, tamam mı? Başka hiç kimse oraya gelemez. Bunu da hallettim. Sonra diyor ki bize aynı kişi D ile H etkinliklerini farklı kamplarda yapmıştır. Şimdi aynı kişi D ile H etkinliğini farklı kamplarda yaptıysa aynı kişi olabilmesi için altlı üstlü olmalı değil mi bunlar? Ama bunlar kendi içinde yer değiştirebilir. Biri yukarıda biri aşağıda kalabilir değil mi? E şimdi ben bunu Burak'a yerleştiremem. Burak'ın üst tarafı kapalı. Orada tek diyordu. O zaman nereye gidecek? Mecburen Ahmet'e gidecek değil mi? Burası H, burası D olacak. Ama bunlar kendi içinde yer değiştirebilecek. Bu maddeyi de hallettik. Çok güzel. Sonra E etkinliği X kampında yapılmıştır diyor. E, X kampında E etkinliğini ancak Ahmet'e yazabilirim. E, Burcu, Burak, Beril, kim varsa Baran, B harfindeki kişi şu an kapalı zaten değil mi? Burak orada kapalı. E etkinliğinde yazdım. Şimdi. Oh, vay 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 vay. Şimdi 1, 2, 3 oldu. O zaman buraya bir tane daha kutu lazım değil mi? 4 olması için. Mecburen, çünkü burası sayısal eşitleme soldan sağa 4 kutu olacak diyor. E burası da soldan sağa 4 kutu olacaksa ben bu FG'yi nereye vermek zorundayım? Bura 4 olması için FG'yi mecbur buraya vereceğim, doğru mu? Çünkü FG ne diyordu bize? Her kampta en az bir etkinlik olacak. Olacaksa kutu boşta kalmayacak. Ne yaptım ben? 4 taneyi sağladım değil mi? Bakınız 4 tane doldu. Şimdi geriye kim kaldı? Geriye de D mi kaldı? Yok, B kalmış. B harfi kalmış. B harfinde yazdık. Soruyu bitirdik. Bakınız soldan sağa 4 tane. Soldan sağa 4 tane. FG bir arada. HD de aynı kişinin ise altlı üstlü yer değiştiriyor. Şimdi gidelim sorumuza. Sorumuz diyor ki bize
Yukarıdakilerden hangileri Ahmet'in X kampında katıldığı etkinliklerden biri olabilir? Ahmet'in X kampı. B olabilir mi? Olabilir. B olabilir. D olabilir mi? Evet, D yukarı çıkabiliyor. Olabilir. F olamaz. F Burak'ta değil mi arkadaşlar? 1 ile 2 yani Ceyhan seçeneği doğru cevap. Şimdi bir sınırlayıcı soru geliyor. Diyor ki bize C etkinliği ile D etkinliğinin aynı kampta yapıldığı biliniyorsa yani oku devreden çıkar diyor. C de burada kalsın diyor. Tamam. C nerede? C Y okulunda. D de Y okulunda yapılacakmış. Tamam mı? Şu oku görmeyin arkadaşlar. Bu soruya göre öyle hareket edeceğiz. C etkinliği ile D etkinliğinin aynı kampta yapıldığı biliniyorsa hangisi doğrudur demiş. Bakalım şimdi. A ile C etkinlikleri aynı kişi. Hayır, A ile C aynı kişi değil. Bu yanlış. Gitti. D ile G etkinlikleri, şimdi bu oku görmeyin bir dakika. D ile G etkinlikleri farklı kişi, tamam, biri Ahmet biri Burak, farklı kişiler tarafından aynı kampta yapılmıştır. O zaman aradığım cevap Bursa seçeneğinde yer alır. Neden? Şimdi D aşağıda kalacak ya. D Ahmet'in, G de Burak'ın. Kişiler farklı ama kamp aynı, görüyorsunuz değil mi? Y kampında birlikte etkinlik yapmışlar. Diğerlerine bakalım. A ile D etkinlikleri farklı kişiler tarafından aynı kampta. Kesin diyebiliyor muyum? D sürekli yer değiştiriyor. Ben D ile ilgili bir şey yapabilir miyim arkadaşlar? Zaten şunu unutmayınız. D etkinliği mecbur aşağıda kalacaktı ya. A etkinliği X'de, D etkinliği Y'de kalıyor. Olmadı. E ile H etkinliği aynı kişi tarafından farklı kamplarda yapılıyor. Hayır, şu oku görmeyin. Aynı kampta yapılmış olur değil mi? Bu da olmadı. F ile H etkinlikleri. F ile H etkinlikleri aynı kişi tarafından diyemiyorum. Bir kere F Burak'ın, H Ahmet'in. Zaten soru bize doğruduru soruyor. Anlaştık mı? Soruları çok tehlikeli. Haberiniz olsun. Bu bilgilere göre hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Hadi alalım yönetmenim. Bursa. Bakalım yönetmenimin cevabına. B ile D etkinliklerini Burak yapmıştır. Hayır. B ile D etkinliğini kim yapıyor? Ahmet yapıyor. Bravo. 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 E ile H. Hemen şıklara bakalım. Kesinlikle yanlıştır diyor. E ile H X kampı etkinlikleridir. Olabiliyor. H aşağıda inebilir. Olabilir, olmayabilir. D ile F Y kampı etkinlikleridir. Olabilir, olmayabilir. Çünkü D yukarı çıkabiliyor. E ile H etkinliklerini Ahmet yapmıştır. E ile H etkinliklerini Ahmet yapıyor. Bu doğru. Bu doğru. B ile D farklı kampta gerçekleştirilen etkinliklerdir. B ile D farklı kamplarda olmayabilir. D yukarı çıkınca B ile yan yana gelebilir. Kesin yanlıştır. Kesin doğrudur diyemiyoruz. Ve 17. sorumuz, yukarıdaki etkinliklerden hangileri kesinlikle farklı kişiler tarafından yapılmıştır? Yukarıdan aşağı bakacağım, tamam mıyız? A ile B. B %100 Ahmet'in, A %100 Burak'ın. Bunu aldım. C ile F. C %100 Ahmet'in, F %100 Burak'ın. Aldım. E ile H. Hayır, onu alamıyorum. İkisi de Ahmet'in. Aradığım cevabın 1-2'de Edirne'de olduğunu görüyorum. Nasıl yönetmenim ama? Allah hocam. Allah. Oldukça 10 numara soru değil mi? Allah. Zor bir sorudur. Hocam ben çözüyorum. Evet. O zaman arkadaşlar, en büyük rakibiniz, dikkat edin. Her hocadan ayrı ayrı özel ders alan yönetmenim çok sağlam geliyor. Dikkat ediniz. O zaman dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Minik parmaklarınızla istediklerinizi, arzularınızı, taleplerinizi, şikayetlerinizi bize bildirirseniz İndeks ailesi olarak daha ileriye gitmek için çok daha fazla çabalarız. Teşekkür ediyorum. Ben Berk Ekici. O zaman ne yapıyoruz? Minik parmaklarınızla abone olmayı da unutmazsanız bizi çok memnun edersiniz. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.